Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyundaki bütün gizemli kostümleri sıralayacağız. Bu videonun ilk bölümünü bundan 10-11 ay önce çekmiştik. O zaman oyunda 14 tane gizemli kostüm vardı. Bugün 28 tane gizemli kostüm var ve bu 28 kostümün hepsini sıralayacağız. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Son olarak da arkadaşlar içerik üresine destek kısmına Slorian yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Beni tanıyorsanız zaten listenin 28. sırasındaki kostümü bilirsiniz. İstikrarlı kardeşim, adamın altına hiçbir kostüm gelmiyor ya. Bana refrenk yani benim açık ara sonuncu kostüm arkadaşlar. Maalesef dış görünüş olarak gerçekten gayet kötü duruyor. Efekt olarak baktığımız zaman da bence ortalama bir kostüm arkadaşlar. Yani efekt olarak çok da bir şey demek istemiyorum işin açığı. 27. sırada yine aynı temadan olan bir kostüm olan Yüce Bo kostümünü almak istedim. Arjuna Bo da listede var arkadaşlar. Bu sarılık çok hoşuma gitmiyor. Bu yüzden Yüce Bo'yu bir tık daha alt sıraya aldım arkadaşlar. Dış görünüşü bu şekilde. Hafiften bir Şirin Baba'ya da benziyor. Yani altın kaplamalı Şirin Baba gibi arkadaşlar. Yani değişik bir tipi var. Şöyle bir ateş edelim. Efektlerinin görüntüsü bu şekilde. Ya ben efektlerini beğeniyorum. Gerçi efektlerini beğeniyorum dediğim düz vuruşundaki şu havai fişek benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Yani efekt olarak en iyi boğa kostümü olabilir ama efekt olarak yani. Onun dışında değil. Dış görünüş olarak bence çok çok daha güzel boğa kostümleri bulunuyor. 26. sıraya geldim. Evet, 26. sırada da zaten Arjuna boğa kostümü vardı. Bunu tekrardan denemek istemiyorum ben. Yani bu hali benim daha çok hoşuma gidiyor. Hani vücudunun görüntüsünün mavi olduğu ve direkt böyle altın kıyafetler giyen Yüce Bo kostümü değil de bu daha böyle sade ve güzel geliyor bana. Bu yüzden bunu bir üst sıraya koymak istedim fakat efektleri aynı olduğu için bunu denemeyeceğim. 25. sıraya geldim. Listemde 25. sırada 10 yüzlü Grom kostümü bulunuyor. Evet, bu temanın bütün kostümlerini son sıraya mı koydun dersen son sıraya koydum. Hocam bu temadaki kostümleri maalesef beğenmiyorum. Bunun da yine renk böyle paleti, renk paletleri hoşuma gitmiyor ya. Böyle çok farklı renkler bir araya gelmiş ve yani göz kanatan şeyler oluşturuyor gibi geliyor bana. Tabii ki siz seviyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu benim kendi kişisel listem. Efekt olarak bu kostüm gayet güzel bu arada. Efektlerine kesinlikle laf etmiyorum. Yani efektlerini ben beğeniyorum abi. Bıçak görüntüsü falan filan bayağı bir iyi duruyor. Ultisindeki de yine böyle kılıçlı ve kalkanlı giden büyük hali de güzel duruyor. 24. sıraya geldim. Listemin 24. sırasında Rodeo Hank kostümü bulunuyor arkadaşlar. Dış görünüşü bu şekilde. Bu arada bugüne kadar yapmak da en zorlandığım liste videolarından bir tanesi oldu. Yani hocam, yani gizemli kostümlerin birçoğu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hank mesela bence o kadar kötü bir kostüm değil ama hani diğerlerinin yanında böyle daha üst sıraya falan koyamadım. Ultisinin görüntüsü de bu şekilde. Geldim 23. sıraya. Listenin 23. sırasında Ay Savaşçısı Janet kostümü bulunuyor. Kostümün dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Yani benim bu kostümde genel olarak sıkıntı, problemim zaten dış görünüşünü acayip beğenmemem. Efekt olarak bu da yine bence gayet güzel ama dış görünüşte bence bir tık çuvallıyor ya. Gizemli kostümlerin dış görünüşünün böyle hani destanslara falan bakıyorum mesela. Destanslarda çok daha güzel kostümler bulunuyor. Bu yüzden gizemlerden daha iyi bir performans bekliyorum. Janet'ta da bence bu performans bulunmuyor arkadaşlar ama efekt olarak dediğim gibi yine gerçekten sağlam kostümlerden bir tanesi. 22. sıraya geldim ve listemin 22. sırasında Küflü Mike kostümü bulunuyor. Yani bu kostüm zaten genel olarak dış görünüşü iyi olan bir kostüm. Gizemli ile alakalı listelerde genelde son sıralara doğru atıyorum. Atmamın sebebi de bu kulüp parası muhabbetiyle yani çok daha ucuza bir şekilde almış olmamız ama onun dışında ben kostümü beğeniyorum yani herhangi bir problemi yok. Ama elmas böyle verilmez ya. Buna 200 elmas verilmez. Kostümle alakalı bir şey olduğu zaman hep bunu söylerim ama yani bu şekilde, durum bu şekilde yani arkadaşlar. Ama indirimde aldıysanız tabii ki yine bence gayet kullanılabilir bir Mike kostümü. Üstüne bir Mike kostümü almaya gerek yok. Yani 21. sıraya geldim de bu kostümün abi ya dediğim gibi yani çok zorlandım arkadaşlar. 21. sırada Sünger Bob El Primo kostümü var. Aslında dış görünüş olarak güzel kostümler. Ama üstündeki kostümler de çok güzel olduğu için maksimum 21. sıraya kadar koydum. Bu kostümü de yine kulüp etkinliğini tamamlayabildiyseniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde alabildiniz. Yani düz vuruşun efekti bu şekilde. Şöyle bir de süperine bastığımız zaman yani bir gökkuşağı görüntüsü çıkıyor. Ben bu gökkuşağı görüntüsünü çok fazla beğenmiyorum. Geldim artık ilk 20'ye. Listenin 20. sırasında Kaka Spike kostümü bulunuyor. Yani hocam, kostüme şimdi güzel diyesim pek gelmiyor benim. Biraz troll bir kostüm. Hani troll kostüm listesi yapsak direkt 1. sıraya girer. Ama onun dışında abi yani 200 elmas yani böyle bir kostüme. Birazcık komik yani. Hani 100 elmas daha ver git çizgi film Spike al diyesim geliyor. Yani bu yüzden bunu daha fazla listede ilerletmek istemedim. Bak klozet falan fırlatıyor her taraf. Kaka dolu ya hocam, ağzından böyle değişik
şeyler çıkıyor. Çok çok garip bir kostüm yani. 19. sıraya geldim. 19. sırada oyun kurucu Primo kostümü bulunuyor. Evet, bence Sünger Bob El Primo'dan daha iyi. Bir kere animasyon olarak zaten futbolcu hocam. Amerikan futbolu oynuyor. Zıplıyor mutluyor. El Primo için böyle kaslı bir kostümün olması da yine gayet güzel. Kısaca karaktere yakışan bir kostüm. Yani Sünger Bob kostümü El Primo dışında daha farklı karakterlere de gelebilirdi ama bu kostüm El Primo için bence gayet uygun. Buna da eleştirim ne olur abi? Bunun da düz vuruşu çok güzel değil. Ama ultisi muazzam bak. Ultisinde futbol sahası çıkıyor ve hop touchdown yazısı çıkıyor. Bence bu El Primo kostümlerinde atladığı zaman yere en iyi efekti çıkartan kostüm bu. Bu yüzden en beğendiğim Primo kostümü de yine bu. 18. sıraya geldim. 18. sırada yine bir ücretsiz kostüme elveda diyorum ve Squad Buster Shelly'yi ben 18. sıraya aldım. Dış görünüş olarak böyle yine çizgi film kostümlerine benziyor. Daha üst sıralara çıkabilirdi. Daha üst sıralara çıkamamasının sebebini size söyleyeyim. Efekt olarak acayip iyi değil. Yani düz vuruş efekti bu şekilde. Şöyle süperine de basalım. Süperinde de yıldızlar çıkıyor. 17. sıraya geliyorum ve listenin 17. sırasında Baykuş Shelly kostümü bulunuyor. Animasyon olarak zaten gayet güzel. Buna diyecek bir şey yok. Havada uçan bir Shelly'miz var ve süpürgesiyle birlikte silahını bize doğrultmuş durumda. Dış görünüşü de bu şekilde. Bu kostüm Cadılar Bayramı döneminde dönemsel bir şekilde satıldığı için de çok daha nadir bir kostüm tabii ki. Öyle bir durumda var. Şimdi şöyle bir düz vuruşuna bakalım. Bunun düz vuruşunun görüntüsü bu şekilde. Şöyle bir de süperine bastığım zaman da Baykuş kuşlar çıkıyor. Yani efekt olarak benim daha çok hoşuma gidiyor. Dış görünüş olarak Squad Buster Shelly bir tık daha iyi ama onu da bir söyleyeyim. Yani bu birazcık efekt ve nadirlikten kazanıyor diyebilirim. 16. sıraya geldim. Listemin 16. sırasında Mechagodzilla Nita kostümü bulunuyor. Yani hocam zaten bence net en iyi animasyona sahip Nita kostümü. Onu es geçmeyelim. Gözlerinden lazerler çıkartıyor. Ben o listelerdeki sıralamada daha fazla ilerleteyim ama yani hocam listenin ilerleyen sıralarındaki kostümlerin hepsi çok 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 güzel. Yani maksimum bunu da buraya koyabildim. Şöyle bir de Godzilla'yı fırlatalım. Yani Godzilla'nın görüntüsünde görüyorsunuz. Bence gayet güzel. Sesi falan da yine aynı şekilde çok güzel. Yani bu kostümün bu sırada ne işi var ben de bilmiyorum ama 15. sırada Megalodon kostümü bulunuyor. Yani bence dış görünüş olarak zaten en iyi Meg kostümü. Oyun içerisindeki görünüşünü de ben bayağı bir seviyorum. Şöyle düz vuruşuna bakalım. Düz vuruşunda görmüş olduğunuz gibi yeşil yeşil bir şeyler fırlatıyor. Süperinde de aynı şekilde bu yeşil görüntüyü görüyoruz. Efekt olarak da dış görünüş olarak da yine gayet güzel kostümlerden bir tanesi. 14. sıraya geldim. Listemin 14. sırasında Hırsız Edgar kostümü bulunuyor. Yine evet görmüş olduğunuz gibi kumlu güzel bir animasyona sahip. Etrafında kum fırtınası oluşturuyor falan. En sonunda pozunu verip duruyor. Ve dış görünüş olarak da yine güzel Edgar kostümlerinden bir tanesi. Benim favorim Mecha Edgar ama yani Mecha Edgar alamayacaksam da Hırsız Edgar'ı almak isterim. Gizemli kostüm olarak bence ikinci sırada olduğunu düşünüyorum. Bunun düz vuruşu çok güzel abi. Bakın şöyle mavi mavi gözüküyor. Atkımız normalde kırmızı ve bize mavi gözüküyor. Rakibe de kırmızı gözüküyor olması lazım. Zıpladığımız noktada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi o animasyonda gördüğümüz kum fırtınası etrafımızda yine gözüküyor. 13. sırada bir Poco kostümü olan lanetli Poco kostümü bulunuyor. Dış görünüş olarak ben bu kostümü bayağı bir beğendim. Kafasının yanmasının detayı da yine çok güzel. Oyun içerisindeki görünüşü de yine gayet güzel. Bak kafamızın yanması falan da böyle çok güzel gözüküyor. Düz vuruş efekti. Hocam bu şekilde süperinde de yine aynısını böyle bir tık daha yeşil ve büyük halini görüyoruz. 12. sıraya geldim. Listemin 12. sırasında Silk sunucusu Byron kostümü ve evet asasını görmüş olduğunuz gibi animasyonunda böyle hop diye bir yanına getirdi. Valla dış görünüş olarak zaten en iyi Byron kostümü. Sırt çantasında da bakın burada gözler bulunuyor. Asasında da yine aynı şekilde o göz var. Bu gözleri karakterin düz vuruşunda da yine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Bunun ultisinin efekti baya baya bir güzel. Hop. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine etrafta gözler ve kemik mi diyeyim onlar yani kemiğe benziyor. Kemik görüntülü bir şeyler var. Şöyle bir daha tekrardan bir fırlatalım. Yani görünüşü çok güzel. Bir de bak sırt çantamızı fırlatıyoruz. Şu giderkenki yoldaki efektine de bakın. Ya o da gayet güzel gözüküyor. 11. sıraya geldim. Listemin 11. sırasında yeni kostümlerden bir tanesi. Ay muhafızı Crow var arkadaşlar. Valla bu kostüme yapabileceğim tek eleştiri güncelleme videosunda da zaten sizlere söylemiştim. Abi Anka Crow'a bir tık benzemesi. Onun dışında bence gayet güzel. Güzel bir kostüm. Şöyle düz vuruş efektine bakalım. Düz vuruş efekti böyle robotun farklı bir şekilde zehirlenmesi hani gayet güzel. Şöyle bir süperimize basalım.
Hani bak Süper'de falan abi inanılmaz Anka Krov ya. Ve geldik artık ilk ona listemde 10. sıraya. Oyuncu Bibi kostümünü aldım arkadaşlar. Animasyonunu gördünüz. Yine kılıcıyla birlikte hareketler yaptı. Valla bu kostüm ilk geldiği zaman bana Kahraman Bibi daha güzel geliyordu. Kahraman Bibi çok daha nadir bir kostüm ama kaplama olarak daha bir hoşuma gitmeye başladı dedim ya. Bilmiyorum sizin fikriniz nasıl ama hani efekt olarak da bayağı bir güzel. CD falan fırlatıyor. Düz vuruşundaki efekti de yine gayet güzel. Başlangıçta almamıştım ama daha sonrasında kostüm videolarında bunu da satın almış olduk. 9. sıraya geldim. Listemin 9. sırasında Poseidon RT kostümü bulunuyor. Hareketini de yaptı. Dış görünüş olarak şu anda zaten RT'nin en iyi kostümü diye yorumlayabilir miyiz? Yani destansı kostümü de güzel ama dış görünüş olarak bu çok daha detaylı ve farklı gözüküyor. Onun dışında bunun efektleri de muhteşem. Şöyle bir hop. Evet, düz vuruş efektini görüyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında işaretinin görüntüsü bile yani gayet güzel. Şöyle bir de süperime bastığımız zaman öyle vuruyoruz ve arkadaşlar etrafta balıklar falan çıkıyor. Su dalgası çıkartıyor. Poseidon zaten yani gayet normal ve güzel. Ve geldim artık 8. sıraya. 8. sırada eskilerden olan bir kostüm. Kerberos Tick var. Zaten şu temadaki bütün kostümler hocam efsane. Bak isminde bile geçiyor. Olimpos efsaneleri. Tick'in hali hazırdaki net en iyi kostümü zaten. Kostümün dış görünüşü bu şekilde. Şöyle bir kafasını fırlatmak istiyorum. Ya bu kafası rakipteyken daha güzel gözüküyor ama size bir tık daha böyle mavi gözüktüğü için benim o rakipteki görüntüsü daha çok hoşuma gidiyor. Buradaki görüntüsü bir tık daha zayıf geliyor. Düz vuruşunda da yine bu muhabbet var ama yani bence bu bir engel değil. 7. sıraya geldim. Listemin 7. sırasında Athena Piper kostümü var. Bunun da yine efektleri falan gayet güzel. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Gittikçe sarıya dönüyor. Zaten genel olarak bütün Piper kostümleri böyle. Süperine de basıyorum. Süperinin görüntüsü de bu şekilde. Geldik 6. sıraya. Listemin 6. sırasında Skadi Jesse kostümü bulunuyor. Dış kaplaması, dış görünüşü gayet güzel arkadaşlar. Yani beğendiğim kostümlerden bir tanesi. İlk 5'in içerisini alabilsem daha da memnun olabilirdim ama daha fazla ilerletemedim. Yani bunun düz vuruşu hocam çok 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 güzel ya. Hani diyecek gerçekten hiçbir şey yok. Şöyle bir de Süperini atacağım. Süperinin yolda giderken ki efekti de çok güzel. Düştüğü noktadaki hali de yine aynı şekilde çok güzel. Bunu bir de size hatta daha büyük bir şekilde hiper şarja da göstereyim. Daha büyük hali de bu şekilde gözüküyor. Ve geldik ilk 5'e. Ya şu kostüm 5. sırada bana biraz garip geliyor. Bu da yine ilk 5'teki bütün kostümleri ben çok seviyorum. 5. sırada ama Ares Nani var arkadaşlar. Yani çok güzel. Animasyonu çok güzel. Dış kaplaması çok güzel. Zaten Olimpos efsanelerinde ya. Burada kötü bir kostüm yok biliyorsunuz. Şöyle bir de isterseniz efektlerine de bakalım. Yine burada da bir bıçak fırlatma görüntüsü var. Pipimiz de böyle balta sallaya sallaya ilerliyor. Ve çarptığımız noktada da yine yerde kılıç efektleri, kılıç izleri çıkıyor. Ve geldim 4. sıraya. Listenin 4. sırasında hocam yani biraz kıyak da diyebilirsiniz bilmiyorum ama ben Zeus Bro'yu aldım hocam. Yani main karakterimizin kostümünü tabii ki ilk 3'e sokamadık. Bu sefer o kadar da ilerletemedim. Ama bu kostümde yine dış görünüş olarak gayet güzel. Elinde yani Brock roket değil de bulut tutuyor abi. Yani çok değişik bir Brock kostümü. Bulut tuttuğu için de ne yapıyor abi? Şimşek çakıyor. Hop şöyle bir atıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir düz vuruş efektine sahip. Şöyle bir de süperine basalım. Süperinde de zaten aynı görüntü var. Ve geldim artık listede ilk 3'e. Listenin 3. sırasında arkadaşlar Minotaur Bull kostümü bulunuyor. Animasyonu gayet güzel abi görüyorsunuz yani. Dış görünüş olarak da yine çok güzel ve yine Olimpos efsaneleri ya. Bu tema böyle abi. Sanırım temadaki bütün kostümleri ilk 10'un içerisine koydum yani. 4-5 tane mi 5-6 tane mi ne Olimpos efsaneleri temasından kostümler var. Hepsi de ilk 10'da. Düz vuruşunu gördünüz. Düz vuruşu bu şekilde. En son patladığı noktada da yine güzel böyle bir yansıma efekti çıkıyor. Süperine de basıyorum. Süperinde de yine hocam o boynuzları görüyorsunuz. Gayet güzel bir görüntüye sahip. Ve geldim artık listemde 2. sıraya. 2. sıraya yine nadir kostümlerden bir tanesi. Efekti, animasyonu, dış görünüşüne bayıldığım bir kostüm. Beyaz Kurt Leon. Atla hocam ekrana. Hoppa. Evet çok güzel bir animasyona sahip. Valla ben bu kostümün dış kaplamasını bayağı bir beğeniyorum. Yani Cadılar Bayramı dönemine artık çok az kaldı arkadaşlar. Bu kostüm de tabii ki sadece geçen sene satılmıştı ve son şans olarak tabii ki satılmadı. Bunu satın almanızı tavsiye ederim. Kurt Adam Leon'unuz yoksa bence bu kostümü kesinlikle almanız lazım. Çok tatlı Leon kostümlerinden bir tanesi. Mecha Leon'unuz varsa yine almayabilirsiniz ama o da yoksa, Kurt Adam Leon da yoksa, ikisi de yoksa kesinlikle bu kostümü alın. Şöyle ultisine basıyorum.
ağaç efektini görüyorsunuz. Çok güzel bir ulti efektine sahip. Düz vuruşuna baktığımız zaman da düz vuruş efektini de ben yine beğeniyorum. Ultisinin efektini de beğeniyorum. Dış görünüşünü de beğeniyorum. Zaten bu yüzden ikinci sıraya kadar yükselttim. Ve geldim artık listemde birinci sıraya. Ama birinci sıradaki kostümü söylemeden önce size güzel bir duyurum da var. Bugün saat 1'de canlı yayın var arkadaşlar. Canlı yayında 4 tane Ay Muhafızı Hank kostüm çekilişi de yapacağım. Haberiniz olsun. Kostüm çekilişine katılmak isterseniz de yayına gelebilirsiniz. Ben birinci sıraya arkadaşlar Hacker sezonunun kostümü olan Fangardian'ı almak istedim. Yani dış görünüş olarak ilk geldiği zaman o kadar da hoşuma gitmemişti ama hani şu an animasyonu olsun, efekti olsun, temasına göre dış görünüşü olsun gerçekten çok güzel geliyor. Fangardian'ı muhtemelen birçoğunuz birinci sıraya koymaz. İlk 5'e bile almayabilirsiniz ama yani dediğim gibi bu liste benim listem ve benim zevkim olduğu için ben birinci sıraya koymak istedim. Animasyonunun çok güzel olmasının yanı sıra oyunda sadece bir karakterde olan lobide ters durmasıyla ünlü. Şimdi bir de gelelim efektlerine. Efektlerinin görüntüsü abi yani zaten Fang'deki en iyi efekte sahip olan kostüm. Şöyle bir de süperine basıyorum. Süperinde de yine aynı şekilde o kalkanlı görüntüyü görebilirsiniz. Şöyle bir de hiperli bir şekilde bastığımız zaman gerçi böyle efekti kayboldu hocam. Böyle bir şeyini bozduk. Normal halinde şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir efektim var. Benim listem bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin ilk üçünüz nasıl olurdu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugün saat 1'deki yayına gelmeyi de unutmayın. Güzel çekilişli ve muhabbetli bir yayın olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.